Ne söylüyoruz? Gazeteciler mağdurları korumalı, işte sessizlerin sesi olmalı, kamunun yararını savunmalı diyoruz ama uzun bir süredir Türkiye'de gazeteciler bırakın kamunun yararını savunmayı, kendi haklarını savunamasaydı. Bu bugün başlamadı üstelik. Bir defa Türkiye'de gazeteciler örgütsüz kaldılar. Ne mesleki örgütleri var doğru düzgün, onların haklarını savunacak, ne de sendikal örgütleri var. Bu medya tekelleşmeyle başladı. Medyada tekelleşme öncesi medyaların, gazetecilerin sendikal örgütleri vardı. Çok güçlü gazeteci örgütleri vardı, meslek örgütleri vardı. Ve onlar tarafından savunabiliyordu. Ama ondan beridir gazeteciler her biri tek birey. Yani kendisi güçlü olduğu kadar hakkını savunabiliyor. Yoksa hakkını savunabilir durumda değiller. Ve bu uzun süredir böyle geldi. Bu noktanın üzerine siyasi iktidarın bu tavrı geldiği için de birçok insan zaten ya kendi başına mücadele etti, tasfiye edildi, ya edemedi, silmek zorunda kaldı. Ya da şimdi bazı arkadaşlar yeniden sendikaya güçlendirerek bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Ama bulunduğumuz tablo bizim aslında gazetecilerin güçsüzlüğünün tablosu. Maalesef bu noktadayız. Yoksa tek tek konuştuğumuzda insanlar çok mutsuz. Yani bugün gidin hangi gazete, hangi televizyon derseniz deyin çok mutsuzlar. Bir yaptıkları işten mutsuzlar, iki kendi içinde buldukları medya organının bu tür amaçlar için kullanılmasından rahatsız. Acı herkes şimdi çok farklı. Ben size söyleyeyim. Büyük ihtimalle bu seçimlerin sonuçları ne olursa olsun 2019'un sonunu bugün çıkan basılı gazetelerin önemli bölümü göremeyecek. Çünkü sürdürülebilir olmaktan çıktılar. Hani mesela Demirören grubu geldi, vatanı kapattı. Neden? Çünkü satmıyor, etmiyor falan. Bugün işte 40-50 bin, 100 bin sattığı gazete öyle satmıyor. Yok öyle bir şey. Büyük maliyetler bunlar. Yani işte büyük maliyetler sonucu yapılan işin gerçekten de beklenen etki yapmadığı görünce zaten kaldırılacak ortadan. O kadar yani.